gayet güzel çaldı. Aferin. Ben bu delikanlıyı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. O zaman hadi git sarı taytını pelerinini giy, birazdan işe çıkacaksın. Duyulmaz adam mı? He? Duyulmaz adam çalmadı mı Boroza? Yo. Kendisi ben duyulmuyorum adam. Bari Borozan'ım duyulsun manasına çalıyor diye. O ben mızıka çalabilir miyim diye dün geldi falan. Kovdum odadan. İyi yapmışsın en güzeli. Ne demek mızıka çalmak, delikanlıya yaraşır mı? Hayret bir şey. Sevgili dinleyiciler, günaydın hepinize ve güzel bir cuma gününden, hafta içi son gününden hepinize mutlu bir gün diliyoruz ve mutlu bir hafta sonu başlangıcı diliyoruz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 06.32, 09'a kadar Power FM'deki programımız sürecek ve bugün yine son derece onimli bir takım cıvıkırlarımızla, entelijansiyamızla karşınızdayız. Evet, dün demiştik ki hafta sonu geliyor, hafta sonu bizi idare edebilecek kadar yoğun bir mesajla entelijansiya depolarımızı doldurmalıyız demiştik. Haftasal sonun münasebetisiyle düzenlenecek entelijansiya kampında yapılacak aktivitasyonlar neler olamcıl? Yani kısaca hafta sonu ne yapıyorsun ajan? Demek varken entelijansiyada 50 saat konuşmuşsunuz, tebrik ediyorum. Ama onlar da buraya cıvıkıra 140 karakter miydi, 160 mıydı? Evet. Onu doldurmak lazım, öbür türlü zarara giriyorum. Doğru, bir orada ajan konuşmasıyla 2-3 karakter de harcayabiliyorsunuz. Bu arada şu an İstanbul trafiği %18, yani cuma olduğu için millet aman nasılsa yarın tatil, boşver gideriz yat falan modunda takılmaya başlamışlar. Yat derken kime yat diyor? Kendisine. Kendisine iç sesiyle konuşuyor. Şu an mesela köprü girişi bile açık. Yani bir tek her zaman olduğu gibi bir klasik yaşanıyor sevgili. Yok, Çekmeköy de açıkmış. Orası Çekmeköy değil. Yok, Çekmeköy, tamam, yanılmışım. Nereye baktığımı bir an şapşurdum. Peki bu hafiften yağıyor ya şu an, bu kara çevirir mi yoksa böyle mi kalır? Kara çevirmez, yarın için belki sulu kar şeysi ben öngörüyorum ama bilmiyorum, arzu geldiğinde o nasıl öngörecek ama onu görücü. Bakıyorum öngörmede bayağı cümleleri sallıyorsun. Yani nasılsa sallamak bedava Bilge diye düşünüyorum. Bilge seni. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Cenk ve Erdem, hafta içi her sabah 6.30-9 arası Power FM'de. Şef onu yer. Hocam hoş geldiniz. Hoş sevgili bulduk. Dinleyiciler. Şimdiden yine afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yine sabah sabah mutfağı kokutmuşsunuz. Ne bu yemek kokuları böyle? Ama işte sabah sabah öyle kokacak ki güne şeyli kalorili başlayasın. Kalori mi lazım güne başlarken? Günün en önemli öğünü hangisidir? Kalori. Bilemedin. Sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısı olacaktı. Çok teşekkür ederim. İkinci hakkımda bildim. İkinci en önemli öğün hangisidir? Öğlen yemeği. Aferin. Üçüncüsü? Akşam. Aferin. Dördüncüsünü söyleyebilir miyim? Söyle. İkindi kahvaltısı. Sen bu işi öğreniyorsun. Çok teşekkür ederim. Sırayla gidiyor zaten, bir de ikindi de biraz kafa karışıyor. Evet. Bugün nedir? Ne yiyoruz sabah köründe? Sabah körü demeyelim, sabah kahvaltısı diyelim. Tamam, peki. Közlenmiş biber sotesi yiyeceğiz. Ben yumurtalarımı kırıyorum müsaade ederseniz. Kır, yanında istiyorsan onu da yersin ama o lüp lüp attığın közlenmiş biberleri hiç sotelemeyi denedin mi? Yani ben onları genelde kavanoza koyup dolapta soteliyorum, Allah kahretmesin. Yani çünkü gereken zamanlarda alıp yemem gerekiyor. Yok, ama şimdi, sabah değil. Bu kez 4 tane falan közlenmiş biberi böyle doğruyorsun küm küm. Bu kovanazlarda satılan marketlerdeki o kırmızı zeytinyağlı hani. Evet. Biber. İstiyorsan o, yani közleme olayını da kendin evde yaparsın ama uzun iş. Yani ama şimdi pratik sabah kahvaltısı olduğu için. Tamam da o yumuşak gaygan ve böyle hani daha çok uzunluğuna kesilebilen bir şey. Onu nasıl küp küp yapıyoruz? Deniz anası kıvamı diyorsun, doğru. Küp küp diye istiyorsan uzun uzun kes bana göre. Bu açıdan size soteleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Birazcık tavaya yağ koyuyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı salça. Onu birazcık böyle döndürdükten sonra. Hırş yani diyorum. Közlenmiş biberlerimizi atıyoruz. Evet. Sarımsağımızı da ekleyip soteliyoruz. Amfiye dolsun. Sarımsak mı? Yani işe giderken sarımsağımızı da aldığımıza göre. Peki bu ne işe yarıyor, yani zihin açıklığı falan mı veriyor? Böyle saçma sapan bir şey kahvaltıda yiyen bir şey, kişiye ne denir? Allah kahretmesin. Gurme. Çok teşekkür ederim. Rica sağ olun. Ediyorum. O halde şunu da buyurun. Şerbet. Hey guys, this is Avicii and you're listening to Power FM. You stripped your love down to the wire. Eskiden sevgili Tracy Chapman teyzemizin söylediğini hatırladığım bir şarkının yeni versiyonu. Teyzeniz siz aynı Tanıtet Karam teyzeye benzemiyor mu?
Evet, yani birbirine karışmış bir şeyden bahsediyoruz. Teyzeler güruhu. Teyzeler güruhu. Sevgili dinleyiciler, bugün yine Gordillo köşemizde sizlerle birlikteyiz. Fakat ondan önce az evvelki ağzının payını alacaksın. Duruma hayır almayacağım. Ben bir iki cümle sarf edeceğim sonrasında. Önce dinleyelim. Bu sarı pelerini sarı taytlı dostlarımız için 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımıza bir şey gelmiş. Sesli mesaj. Evet. Günaydın. Benim şikayetim Erdem Bey'le alakalı. Allah Allah. Şefon Yer bölümünde Cenk Beyciğim'in verdiği közlenmiş ya. Biber tarifini biz sabahları uygulayıp işe gidiyoruz. Kardeşimsin. Kendisi bizim bu yediğimiz nacizane yemeğimizi kötüleyerek bizim elitist ve entelejansi tavrımızı da yerle yeksan etmiş oluyor. Ben sarı pelerin ve sarı taytlı arkadaşlarımızı bu sefer de Erdem Bey'in üzerine salınmasını istiyorum. Tamam, salın gelsin. Teşekkür ederim, saygılar. İşte apaçizminin salıncısı olursan başına gelecek olan da budur. Apaçizmi sabah sabah yediğiniz közlenmiş biber istediği kadar sarı pelerini sarı taytlı gelsin. Hepsini yani tek başıma salacağım. Şu kısma katılıyorum. Yani o sarımsakları ekleyince stüdyo biraz sarımsak kokuyor ama bu bence dert değil, mühim olan kalori ve besi. Gerçekten besi diyerek besili bir insan olduğunuzu bize ilettiniz. Neyse, sen ağzının payını aldığına göre şu gordilleri bir dinleyelim bakalım. Yani peki öyle, sen öyle yorumla. Sevgili hariçten gorgonumuz bugün bizlerle birlikte dinleyelim bakalım. Bir TV şovuna konuk olan Rihanna ve George Clooney I Have, I Have Never yani evet yaptım, hayır hiç yapmadım oyununu oynadılar. Böyle bir oyun mu var, o sırada mı uydurmuşlar acaba? Yani inşallah o sırada uydurmuşlardır çünkü pek bir şeye benziyor gibi durmuyor. George Clooney de yani biz biraz böyle ağır bir abimiz falan zannederdik, gitmiş Rihanna ile programa çıkmış. O çene bazında Robert De Niro'yu taklit ediyor, ben sana söyleyeyim. Yakında diyorsun öyle olur. Evet. Birine çıplak selfie mesajı gönder. Çıplak. Çıplak. Evet. Yani tam cıbıl diyecekken çıplaga onu çevirmiş. Bu çıplak kelimesini söyleyemeyen bir kişi daha vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Radyomuz... Hillary Clinton. Hayır, radyomuzdaydı eskiden. Verdiğini itiraf eden Rihanna, bu soruya hayır yanıtını veren George Clooney'i mesajla değil e-mail ile göndermişsindir diyerek sıkıştırdı. Ha, demek ki ona göndermiş. Oradan biliyor teyze. Yani George Clooney çıplak selfiesini çekip Rihanna'ya mı yollamış? Buradan bunu mu anlamalıyız? Rihanna'ya e-mail atmış. Sık sık İtalya'ya gittiği bilinen George Clooney programda Como Gölü'nde çırılçıplak yüzdüğünü itiraf etti. Çırılçıplak. Değle daha güzel oluyor ama çıplak kelimesi. Bu arada Como Gölü bu Komodo ejderinin yaşadığı bir gölü. Tabii çok tehlikeli bir göldür. Vay be, orada çıplak yüzmek de helal olsun delikanlı George Clooney. Delikanlı George. Ayrıca Rihanna hiçbir rapçiyi çırılçıplak gördünüz mü sorusuna evet yanıtını verdi. Bu çok genel bir sorudur genelde. Bana da sorarlar yolda çevirip senin çıplak rapçi gördün mü diye. Özellikle yani bu talk show'larda falan bu soru çok sorulur. Ne soracak adam artık, bütün sorular bitmiş. Çıplak. Cenk ve Erdem. Söyle bakalım evladım. Karım beni terk etti canım ablam benim. Bir eşeklik yapmışsındır. Yok gerçekten bir eşeklik şey yapmadım. Ortaya çıkmıştır. Kim bilir sen daha ne eşek. Yok vallahi yapmadım. Sus ablam, hayvan herif. Yapmadım diyorum, Allah Allah. El alemin derdi. Sevgili dinleyiciler, milletin derdini kendi derdiyle karıştıran. Kendi derdi yerine koyan bir üstün insan. Sevgili Cenk ablamız bizlerle. Ablam! Yavrum. Canım ablam, bana böyle bakma. Nasılsın canım ablam benim? İyiyim, ne yapalım işte, yine ben o ellerinden birini öpeyim baklafalı. Bir tanesini öpeceğim. Bu arada mevsimi galiba baklafalının. Ben de diyorum, sen de diyorsun canım ablam. Şu el konusunu unutturmaya çalışıyorum sana da, o yüzden öpme şöyle. Birini öpeceğim ama ikisini birden değil. Yok tamam. Peki. Ablacığım nasılsın? Nasıl gidiyor faloca? İyi gidiyor. Yani gerçekten yeni yeni sitelerden yeni yeni hanım kızlarımız geliyor. Onlar 15'er kişi. Öyle fal bandına koyuyorum. Aa, toplu fal bakımı. Ellerinde tutuyorlar fincanlarını. Böyle fal bandı yürüyor. Evet. Onlar önümden geçit töreni. Sarı sarı liralar ellerinde, fincanlar diyorsunuz. Peki bu fal bakımlarında böyle çok enteresan şeyler çıkıyor. Mesela bir tane en son baktığınız falda ne çıktı, bir söyler misiniz? En son baktığım bir tanesinde logar kapağına takılıp düşüyordu kızım. Yani herkes kalp var, çarçurt görür. Siz logar kapağı görüyorsunuz falınızda, inanılmaz bir şey. Ama işte yani işinde usta olmak bu. Canalize babam da görür.
Evet canım ablam benim, bugün yine önemli bir mektubumuz var. Bir hanım kızımız göndermiş. Evet. Hindiz Han koymuş ismini rumuz olaraktan. Hmm. Okuyorum ablacığım. Merhaba canım ablam. Merhaba demiş. Güzel kızımız. Nasılsın mı benim Cenk Hindiz ablacığım? Hindiz Han dediğine göre erkek. Hayır bu. Güzel kızımız, güzel kızımız. Ama Han o. Öyle koymuş canım, yani Hindiz Han diye kendini. Hindiz Naz olsa. O da olabilir. İyi misin Cenk ablam? İyiyim güzel kızım. Buraları geç sade de gel. Cenk ablacığım, eşim beni terk etti. Evet. Neymiş efendim? Hindistan cevizini bir türlü soyamıyormuşum, yediremiyormuşum. Onu Hindistan cevizleriyle besleyemiyormuşum. Kendisi böyle bir şeyi bahane ederek evdeki bütün elektrikli eşyaları fişlerinden çıkartıp alıp gitti canım ablam benim. İyi gene başka mücevherat falan da aldı mı o kocası mıymış, emin mi? Mücevherat olsa onu da alır. Ama niye elektrik eşyaları alıp gidiyor? Ya işte erkek bu, bir şeye bahane. Kızdıma yani, ne yapacağı belli olmuyor. Madem erkek adam, Hindistan cevizini kendi kıracak. O kalın kafasında kıraydı o Hindistan cevizini. Öyle olaymış. Bu arada Hindistan cevizi soyulmaz kızımıza, bunu da hatırlatayım. İşte o yüzden ayrılmışlar Hindistan demek. Cevizi bir şekilde bütün olarak size getiriliyorsa 15 dakika 200 derecelik fırında ısıtıp soğumasını beklersen ortasına böyle bıçağın sırtıya tık diye vurduğun zaman zaten çıtır 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 o Hindistan cevizi açıldı evladım. Ne olacak, buz gibi Hindistan cevizi yerine kaynar Hindistan cevizi mi yiyeceğiz? Canım soğumasını bekliyoruz dedim ya. Ha tamam, o da işte uzun sürüyor diye belki adam delilenmiş. Yani onların zaten hazır soyulmuşlarını falan satıyorlar zaten de. Hani böyle bir şekilde al sana memleketten Hindistan cevizi getirdim diyen varsa diye. Yani bu kadar basit bir şeyden gitti güzelim yuva, öyle mi ablacığım? Gitti güzelim yuva, aynen güzel kızım. Anlıyorum. O halde bunu nasihat olarak vereyim de belki ikinci eşinde bir daha böyle bir şey yapmaz Hindistan. Hadi bakalım. Cenk ve Erdem Power Efendi. Löker daha ile löküz olmaz herhalde. Löküz. Fransız öküzü. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 7.39'u gösteriyor ve Power FM stüdyolarında Suffocated Press Haber Ajansı ile sizlerle birlikteyiz. İşte Ceval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Yorgun ya işte, ne yapacağım? Ne oldu yine, uyuyor musun sabah sabah? Geceyi nerede yaptın? Yok ya, bir LA'ya doğru gittiydim. Oradan Minneapolis'e geçeyim falan derken gene. Minneapolis'e mi? Şey gibiyim ha, bu Agatha Christie yok mudur? Bunun bir kahramanı vardır. Böyle kadın nereye gitse cinayet olur, bu da onu çözer falan. Böyle abuk subuk şeyler okuma bak, böyle ondan sonra gezersin işte. Ben de işte nereye gitsem haber beni buluyor ya. Neredesin Minneapolis'te? Ne işin var Cenk'cim? Neresi orası Minneapolis? Minneapolis bu Clark Kent'in doğduğu yer, Superman. Allah Allah. Onun doğduğu eve mi gittin yani? Müze mi falan mı dedin? Yani öyle bir bakayım gezeyim dedim ya. Biraz evde daral geldi. Ne oldu? Haberimiz nedir peki? Haber ya, bu işte uçaktayım falan. Baktım hostesler şey, are you talking with someone falan, hani konuştuğum biri var mı gibilerinden böyle sohbete girdim biriyle. Allah Allah, öyle mi giriyorsun sohbete? Ondan sonra sonra gene bastım, bu sefer bir başkası geldi. Baktım bu da şey yani olur. Onunla da birazcık konuş falan filan derken bunlar birbirine girdi. Allah Allah, yok benim de senin de falan mı yapıyorlar seni? Gibi yani, yumruk yumruğa daldılar birbirlerine falan hem de yani. Sebebi anlayabildin mi tam olarak? Ben işte yani, yok senindir benimdir falan gibilerinden. Anladım. Yani hostes teyzelerimiz arasında husumete sebebi. Önce ben gördüm kavgası mı yapıyorlar. Ha, bir de benim bu öbür tarafta yani koridorun öbür tarafında oturan bir hatun vardı. Onunla da böyle hafiften bakışıyorduk falan. Bu araya girmeye kalkışınca buna da daldılar. Lan dedim yani, bir uçağa bindik yani, burnumuzdan getirdiniz ya. İyi de sen de yani uçağa binip millete bakmalar, laf atmalar, konuşmaya çalışmalar laf falan. Laf atmıyorum canım yani, konuştuğum biri var mı diye soruyorum yani. Nasıl sormuştun? Are you talking with someone? Sonra bu pilot tabii panikliyor bunlar kapışınca. Ondan sonra ben tabii hiç ses etmiyorum yani, olayla alakam yokmuş falan gibi böyle kuru yemişlere falan bakıyorum falan, hani paketini okuyorum falan böyle. Allah, orada kavga oluyor, herkes onunla ilgileniyor, sen kuru yemiş paketi okuyorsun. Yani şimdi kalkıp ayırsam bu sefer beni de şey yapacaklar, sen de bir dur, bir güvenlik seninle de görecek falan diye, neye uğraşacağım. Ama daha dikkat çekici olmuşsun. Yani Salt Lake City'ye bu yönlendirmiş uçağı pilot, ondan sonra... Falan filan derken işte öyle geç kaldık, şimdi Minneapolis'e geç indik bilmem ne, benim de burnumdan geldi, şimdi İngiltere uçağı bekliyorum, döneceğim. Acil iş mi yaptınız yani Salt Lake City'ye? Yani ben olsam, pilot olsam yapmam ama panik olmuş tabii, vay. Ondan sonra bir de şey yayınlamışlar, bu Delta Airlines diye bir airline. Ha.
kusura bakmayın böyle iyi davranmamışlar falan. Neyse benden bahsetmemişler de işte bana da haber oldu yani. Helal olsun, anlamamışlar sen olduğunu. Yani Cenk'cim habercilik böyle bir şey. Haberi bulamazsan bile kendini ortaya çıkartıyorsun. Tebrik ediyorum. Ben işte onu diyorum ya, yani haberciliği, haber dünyasının Agatha Christie'siyim gibi bir şey üzerinde çalışıyorum. Haberi kim yapıyordu? Muhabir miydi? Tabii. Haberi muhabir yapar. Haberi dişi muhabir yapar. Bak. Yok yok, öyle değil tabii canım. Bu arada İstanbul trafiğinde de %60'lık bir oran söz konusu. İstersen gel orada Minneapolis'te falan şey yapacağına, gel burada daha rahat haber çıkar sana. Bak aslan, yani buradan İngiltere'ye daha çabuk giderim. Sen oradan karşıya geçene kadar, öyle söyleyeyim. Aferin, çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajın için. Görüşmek üzere Cenk'ciğim. Hadi kardeşim. Bir daha uçakta olay çıkartma, tamam mı? Ya sus. Nossa, nossa. Cenk ve Erdem WhatsApp Power FM'de 0534-517-2383. Şarkının sonundaki yok bluk bluk bluk. Evet. O adam ağzıyla mı yapıyor yoksa birini mi kiralamışlar? Yok, birinde değil, hindi. Hindi sesi. Hindi, o zaman hindi kiralamışlar. Şarkılarda biliyorsun hindi, fil mesela. Diye pek çok evet. Fil kullanılır. Onun şarkıda. Sunisi yapıldı biliyorsun, Borazan adıyla. Suni fil. Suni fil. Evet, bu sevgili Power FM'in bir organizasyonundan bahsetmek istiyorum Cenk'ciğim. Müsait misin? Müsaitim ama ben gideceğim, onu da belirteyim de. Los Angeles'taki Grammy ödül törenine mi gidiyorsun? Evet, ben o zaman size ben de gidelim. Hayır, bir çift gidiyor. Tamam işte, sen ve ben ikimiz gideceğiz. Hayır, bir çift olarak gidemeyiz biz. Biz kaç kişiyiz? Toplamda 4 ediyoruz. V2K Designers ile bir Power FM çifti Los Angeles'a Grammy ödül törenine gidiyor. Aslında bizim bu Cevval muhabirimiz kesin bunu yine düzenliyordur. Ona söylesek bize bilet de ayarlar. Oraya bedava götürür getirir de, delikanlı çocuktur. Ayarlayabilir. Bak çarşamba diyor, 10 Şubat. 10 Şubat çarşamba günü Mehmet Ali ve İmge'de belli olacakmış kimin gideceği. Mehmet Ali'yi bir sıkıştıralım, bir iki çift laf edelim. Direkt belli olsun kimin gideceği. Evet ya, 10 Şubat'ı beklemeye gerek yok. Biz direkt şu an belli bence. Bugün Mehmet Ali yok ya, pazartesi günü hallederiz biz o işi. Çözeriz, sıkıntı yok. Evet, bu sevgili WhatsApp üzerinden bize şikayetlerini gönderen dostlarımız, pek çok dostumuz şikayetlerinin çözülmesinden oldukça memnunlardır diye düşünüyorum. Evet, halk memnuniyeti metreme şu an bakıyorum. %117 çıktı. Sevgili dinleyicilerimizden de şu an etraflarında ya bu nedir böyle, bunu nasıl gidereceğiz, şunu bir çözsek falan gibi örnekleri çoğaltabileceğim şikayetleri olanlar varsa 0534-517-2383 numaralı WhatsApp hattımıza sesli mesaj olarak şikayetlerini gönderirlerse sarı pelerinli, sarı taytlı dostlarımız gidecektir. Evet, çözecek. Şu an duyduğum kadarıyla zaten sarı pelerinlerden bir tanesi ağzıyla niu 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 yapıyor. Niye öyle bir şey yapıyor? Ne yapsın işte, o polis akademisinde her ses çıkan adam vardı ya, ondan özenmiştir. Geçiş üstünlüğü istiyordur. Neyse, dünkülere şöyle bir bakalım, neler çözmüşüz, neler olmuş, neler bitmiş. Oh yeah. Cenk ve Erdem WhatsApp hattı. Power FM'de 0534-517-2383. Çözüme ulaşan serzenişler. Şu an trafikteyim. Aracım bozuldu mu, ne yaptıysa sağa çektim ya. Şu sarı pelerinli arkadaşları çağırsak, bir el atsak şuna, itsek, bir vurdursak arabayı ya. Çözüm. Öncelikle sarı pelerinli dostlarımıza teşekkür ederim. Bugüne kadar bütün problemlerimi çözdüler. Ancak şöyle bir şey var. Bana gelen tüm sarı pelerinli dostlarım erkek. New York'ta olsanız karşınıza her an bir bayan süper kahraman çıkabiliyor. Veya kadın süper kahraman çıkabiliyor. Merhaba. İşe 15 dakika geç kaldım. Sarı taytlı sarı pelerinlerden ricam. Bütün dünya çapındaki saatleri 15 dakika geri alırlarsa ben de işe geç kalmamış olurum. Bunu da çözdük. Merhaba Cenk Verdem. Radyonuzun Denazo DJ'i Bay J hakkında bir serzenim olacak. Sarı pelerinlerden rica ederim. Programında sıkça sizin hakkınızda ileri geri konuşup sizinle dalga geçen Bay J'nin kulaklarını çeksinler, kıllarını cımbızla yolsunlar. Siz de bir impranto verirsiniz artık. Bu da tamamdır. Cenk ve Erdem Power. Sarı pelerinler bizi izliyor. Sarı pelerinleri kim izliyor? Sarı pelerinli, sarı taytlı dostlarımız. Evet, geldiler ve sarı yiyeceklerini yol açtı. Bütün şikayetleri çözüme kavuşturuldu. Teşekkürler. Kültür Künkü. Sevgili dinleyiciler, yepyeni yarışma programımız ve dekorundan da görebileceğiniz, anlayabileceğiniz gibi Kültür Künkü'nde sizlerle birlikteyiz. Sadece biz değil, sevgili yarışmacımız Cenk de bizlerle. Cenk'ciğim hoş geldin. Buradan çıkmayacak mıyım ben? Çık, çıkar kafayı çıkar ya da şey yap, dur orada dur, ben mikrofon sarkıtayım.
Şimdi al bakalım. Geliyor mu ses? Tamam, geliyor geliyor, tamam. Bu boru ne bu? Künk. Kültür künkü olduğu için yani dekorumuzu biraz ona göre şey yaptık. umarım sıkışmamışsındır. Saçmaymış. Orada. Saçmaymış. Gerçi biraz yo, genişçe beton bir künkümüz. İyi misin Cenkçiğim? İyiyim. Kendini nasıl hissediyorsun yani orada? Yani kazanmamı engellemek için ne yapacağınızı şaşırdınız. Hayır, kazanmanı engellemek için değil, tam tersi. Seni biraz yalnız bırakıp kendi başına değerlendirmeler yapabilmeni ümit ediyoruz. He. Evet, hazırsan. Biraz o zaman doları değerlendirdim. Hazırsan sorumuza geçebiliriz. Peki hadi Deranzo, geçelim, tamam. Sorumuz şöyle. Uzunluğu 336 kilometre olan Cotswold Hill'in yamacında doğarak Londra'yı geçip denize ulaşan ırmağın adı nedir? Ya zorlandın diyeyim. Evet. Aslında çok kolay bir soru ama neyse. Bu dört tarafı karalarla çevrili olan mıydı ırmak? Dört tarafı karalarla çevrili değil. İki tarafı karalarla çevrili bu. Tamam. O zaman şıkları alalım. Aklımda bir şey belirdi ama. Neleri alalım dedin? Şıkları. Neleri? Huşemni'yi. Şimdi oldu. Aferin. Huşemni. A. Meriç. Meriç. Merih hemen akla geliyor. Londra'da geçen Meriç Nehri. Evet. Oraya kadar uzanıyor mu o ya? Zaten bunu soruyoruz. Yani sonuçta 336 kilometre. Bayağı, yani bayağı uzun ya. Yani, evet. Evet. Diğer Huşemni. Huşemni. B. Sen. Ben mi? Evet. Sen Nehri. Ha, nehir adı. Huşemni. C. Thames ya da Thames diye yazılıyor. Nasıl okulduğu çok da tartışma konusu. Times diye okunur, o gazete. Gazete mi, dergi mi? Dergi de olabilir, aynı şey. Anladım. Huşemni. Ve D. Kurbağalı Dere. Kurbağalı Dere'yi biliyoruz, şu kokusuyla meşhur. Bilmiyorum, ben de yorum yapmıyorum. Seçeneklerimize yorumu ancak sen yapabilirsin. Evet, yani orada sen dediğine göre orada bir şey vardır gibime geliyor. Yani bana bir gönderme var, sen diyorum. Bana mı diyorsun? Siz mi demeliyim? Lütfen. Evet, son kararın mı? Son kararım. Peki. Doğru. Maalesef doğru cevap Thames Nehri olacaktı Cenkçiğim. Londra'nın ortasından geçen o iki kurbağalı dere büyüklüğünde ve bir kurbağalı dere temizliğinde olan nehri hatırlayamadın, tebrik ediyorum. Hatırlayamadım yani, aslında biraz daha düşünsem dilimin ucundaymış. Hiç gitmemiş miydin Londra'ya? Londra'ya gitmedim ama Thames Nehri'ne gittim. Tebrik ediyorum. Bunu ya, da başaran ilk kişi oldum. Yanında dedi. Evet, mangal yaptık çünkü diye hatırlıyorum. Çocukken gitmiştik. Anlıyorum. Anlıyorum. Hop 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 hop. Figüre bak, vay be. Figürleri biraz. Yer çekimine rağmen bunu yapabiliyor ama büyük yer bir başarı. Yer çekimine meydan okuyorum genelde şarkılarda yaptığım danslarla. Evet. Bak, bir kez daha meydan okumamı ister misin? İsterim bakayım. Onun şunun şeyini de bana göstersene bakayım, hop, figürünü. Hop hop hop. İşte bu kadar basit. Çok ilginç. Dinleyicilerimiz keşke görebilselerdi. Radyoda olmanın şeysi de, negatif tarafı da bu işte. Evet, bu güzel evet, figürler heba oluyor. Yani televizyonda öyle bir program yapsan aslında acayip tutar. Ama yapmıyorum işte, inat değil mi? Şimdi. Evet sevgili dinleyiciler, bugün yine dünyada acayip şeyler olmuş, Allah kahretmesin. Yani, mesela bak, şu 9'dan sonra bir boş bırakıyoruz. Yapmadıkları abukluk kalmıyor dünyada. Dünyada acayip şeyler oluyor, bölümümüze hoş geldiniz. Lüksemburg adlı devlet bu ayda, pardon ayda demişim, uzayda altın aramaya başlıyormuş. Maden. Pardon, maden mi sadece? Maden arayacak fakat. Bence altın arasa daha iyi. Ama sonuçta uzay koskoca bir boşluk değil mi? Ne arasa boş. Yani boş işler peşinde koşuyor ha, diyoruz. Yılmaz adam, şu Lüksemburg'u bir bağla bakayım, bir konuşayım. Lüksemburg öpoa diyorsun. Evet, yani hakikaten o boşlukta insanın aklına maden aramak nereden gelir, Allah kahretmesin. Boşluktan kesin gelmiş işte, ne yapalım ne yapalım, dur uzayda maden arayalım. Anlıyorum. Bu arada sevgili Çin adlı dostumuz da gittikçe çoğalıyor, bilmem biliyor musun? Evet, Cenkçiğim? Sırf bu çoğalma yüzünden ailelere daha fazla, daha rahat vakit ayırabilmek için hafta sonu tatilini 2,5 güne çıkarmışlar ama kesmez. Yani o kalabalığa en az hafta sonunun 5 gün olması lazım. Bence o hafta sonu tatilini daha da kısaltmaları lazım. Çünkü düşünsene 2,5 milyar kişinin olduğu yerdeki alışveriş merkezlerinin durumunu. Evet. Böyle soğuk havalarda. Hafta sonunda hayata sen girdin. Çıkmayacaksın. Hafta içi pazartesi falan bir alışverişin varsa gideceksin yani. Evet, Çin'de yani zaten tövbeliyim. Çin'de asla alışveriş merkezine ben gitmem. Ben de canım, mümkün değil. Bir kere gittik, neydi o öyle ya, şey, arabaya koyacak yer yok bilmem ne. Olacak işte. Nerede ülkemin güzel alışveriş merkezleri?
bu kullanıp durduğumuz WhatsApp adlı aplik de 1 milyar aboneyi geçmiş. Yani sayemizde biz burada... Çin'i geçecek yakında. En bir devlet olması kalacak. O yüzden ben kullanmayı bırakalım diyorum. Yani o kadar kalabalık bir yerde ben duramam. Madem ki kalabalık diye Çin'de AVM'ye gitmiyoruz. Fakat kadınlar bunu çok kullanıyor. Bu da biraz erkeklerin işine giriyor. Yani kafalarını dinliyorlar. Çünkü kadınlar çat 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 yazmak suretiyle anlaşmayı daha da artırdılar vakitlerini kullanarak. Bu durumda her 7 kişiden biri WhatsApp abonesiymiş. Ne? 7 kişiden biri. Allah Allah, ben de siliyorum WhatsApp'ı. Aferin. Başka ne daha vardı? Önemli bir haber şu ki İngiltere'nin kuzey bölgesi ve İskoçya'da Gertrude fırtınası var. Yani oraya gitmeyi düşünüyorsan hani bu hafta sonu. Evet, İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyine gitmek isteyen sevgili dinleyicilerimiz Gertrude fırtınasına hazırlıklı olsunlar. Ama belki de hani o fırtınayı görmek önemli bir şeydir. Sırf bunun için gidenler bile olabilir. Fırtına görmeye bakarsın. Kim gider? Bu arada Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Deesa şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Sıhreya Darji adlı kızın kulağından bugüne kadar yaklaşık 1000 tane dev karınca çıkarılmış. Kökünü halletmeyip yani çıkanları topluyorlar anladığım kadarıyla. Bir de dev karınca, yani o dev karınca nasıl oluyor? Ne kadar kumsallarda dev oluyor ya. Efendim? Kumsallarda oluyor yani. Ya onları diyorsun. Peki yani mesela demek ki insanın ağzından bal damlıyor sözü de gerçekleşebilir. Yani kulağından karınca çıkanı yarın öbür gün ağzından arı da çıkar, bal da damlar. Ne güzel konuşuyorsun. Kulağından karınca çıkıyor, ağzından bal damlıyor. Gibi bir atasözü de olabilir. Bence kraliçe karıncayı buldukları zaman sorunu çözecekler. Benim fikrim naçizane. Senin fikrin olduğu çok saygı benim. Saygı duy. Cenk ve Erdem Power FM'de. O nasıl tabi, eli kaymış herhalde. Eli ya da kaymış. Dalmışım Optimus Prime oldu. Yani şey gibi işte, yanlışlıkla neyi ararken telefonu buluyordum? Bezelyeyi. İnsanların her yaptığını eleştirmeliyim mottosuyla yazdığınız kitabınızı okudum hocam. Nasıl buldun? Yani biraz eleştirel buldum açıkçası. Biraz eleştirel tabii ki. Ben de zaten ne söyleyeceğini merak ettiğim için sordum. Yoksa eleştiriyi kaldıracak halim yok bu yaştan sonra. Ben sadece eleştiririm, eleştirilmem diyorsunuz. Evet. Bugün cuma olması sebebiyle pek çok filmin vizyona girdiği konusundaki düşüncelerimizin gerçekleştiğini umuyorum. Yani aslına bakarsan günden güne biraz daha böyle daha az film giriyor gibi. Çünkü bu YouTube dediğin kanallar güruhu bütün bu sinemayı öldürecek, televizyonu da öldürecek. Ne o ben? Aman öldürsün zaten, bir şey yok. Ne o öyle abuk subuk şeyleri film diye sokuyorlar vizyona. Şimdi mesela Carol diye bir film var. Carol bir kere buradaki kızımızın adı bence. Tebrik ediyorum, çok güzel bir bilgi şeyisi, dağarcığı. Kate Blanchett oynuyor istendiğinde mentollü olan arkadaşınız. Aa, Blanchett. Ondan sonra cima İngiltere yapımıymış. Enteresan bir olay. Bu Kate Blanchett esmer bir teyzemizdi değil mi? Hayır. Hayırdı, sarışın bir teyzemiz. Sarışı suydu. Şuradan dur göstereyim. Pardon, ben Kate Winslet'le karıştırdım kendisini. Kate Winslet. Rooney Mara oynuyor. Rooney Mara'yı tanıyor muyuz? Hayır, tanımıyoruz. Hayır, Rooney diye bir futbolcu var, onu tanıyoruz. Soyadını bilmiyoruz. Sarah Paulson'u tanıyor muyuz? Onu tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Kimdi? Farah Fawcett vardı, onu tanıyoruz. Farah Fawcett teyzemiz, evet. Ah göçtü gitti aramızdan. Kyle Chandler tanımıyoruz. Jake Lacy tanımıyoruz. Kyle Chandler bu şeyde Friends dizisinde oynayan değil mi? Chandler'dan oraya gideceğinizi tahmin etmiştim. Çok ama teşekkür değil. Ederim. 118 dakika. Ben bir filme 118 dakika vermem. 16 dakika idealdir. Şimdi tatil bitiyor ve pazartesi günü okullar açılıyor ya. Hani hı, onun için mi acaba az film giriyor? Millet okuluna gitsin, sinemayı aferin, falan bıraksın aferin diye. Sen bu işin stratejisini kaptın. Yani günün birinde bir sinema salonu açarsan büyük yürürsün. Peki başka film girmemiş mi? Yip Man adlı dostumuz var. Ne? Wing Chun Üstadı. Bunun üçüncüsünü çektiler. Birincisi güzeldi, ikincisi kabak tadı verdi. Üçüncü de herhalde Wing Chun'dan nefret edeceğiz. Wing Chun'u önce sevdirip sonra zamanla soğutan film. Neydi ismi? Yip Man. Yip Man da abimiz şey, Wing Chun'u şey yapan, etrafa yayan amcamız. Wing Chun bu sevgili Steven Seagal abimizin kaş göz hareketiyle 3-5 kişiyi devirmesi dövüşü. Arada değil bir böyle zincir yumruklardır falandır filandır, yani hırpalama sanatı. bu kadar mı yani, bütün koca haftayı seyredeceğimiz iki film mi var? Yeter yeter, sinemadan soğudum, bıktırdın beni. Ben ne yaptım hocam? Sus. Biraz ürperdin şarkıdan dolayı. Ürperimsi bir anonsla programımızı noktalamaya çalıştım.
Sevgili dinleyicilerimize bugün yine entelijansiyası yüksek bir soru sorduk ama ben onu Facebook'ta paylaşmayı unuttuğum için. Aferin. Facebook takipçilerimiz sana bu sorudan aferin. Mahrum kaldı. Sana aferin. Çok teşekkür ederim. Birazcık bugün şey dedik arkadaşlarımıza. Hadi hadi kültür, sanat, edebiyat hadi hadi hadi. Evet, entelijansiyamızı takınıyoruz. Hadi çocuklar. Hadi. Evet, bu şekilde bir söylem yapmış olduk. Hafta sonunda entelijansiyaya dair neler yapacaksınız manasına gelen bir soru sorduk. Evet ya, yani aslında böyle bir entelijansiya partisi düzenlesek böyle fularla girmek mecburi olsa falan gibi bir şey aklıma geldi ama ilk 3 dakikasından onu sonra sıkılırız gibi geliyor. Şöyle bir ödev verelim önümüzdeki pazartesi günü ne kadar ve pazartesi günkü programımız için de sevgili dinleyicilerimiz fularlı ya da mümkün mertebe en entel fotoğraflarını çekip bize göndersinler Facebook ve Twitter üzerinden. O zaman hafta sonunda bu entelijansiya kampına katılamaz da alışverişe gitmek zorunda kalırlar. Alışverişe değil işte. Sergiye, mergiye, bak caza. Bak mesela Taylan adlı dostun şöyle demiş. Bir dakikalık fular duruşumsal, ardından caz dinlemsel, şarap yudum salımı, eleştirisel yaklaşımlar ve fularların havaya atımı. Yani evet. Fularların havaya atımı ile bitmesi eğlenceli olabilir bu kampın, entelijansiyel kampın. Çok eğlenceli. Papillon da olabilir. Sadece fular değil ya da her ikisi birden de olabilir. Papillon, evet ya, papillonun üzerine birazcık fular güzel durabilir. 3-5 fular diyorsun. Başka neler gelmiş? Birinci geleneksel Springfield entelijansiya kampında sırayla ölümsel ve finalde katil Das Cenk Bey çıkımsal şeklinde 13. entelijansiya evet. Kampına 13. bağlanır. 13. entel cuma. Uzaklara bakmalı sanatsal filmografi izlenimi, akabinde paçaları sıvamsal çoraplar ile topraksı hale getirip salonda maç. Tebrikler, tebrikler. Sonunda bir ama bir cıvılma söz konusu olmuş. Yani entelijansiyada bir yere kadar demiş arkadaşımız. Bu güzel bak, düzensiz entelijansiya fiil çekimlerini öğrenme, ezberleme. Irregular fiiller yani. Evet, evet. Hafta sonu güzel bir faaliyet olur. Ama unutmayın sevgili dinleyiciler, bu hafta sonu ve önümüzdeki pazartesi günü bir entel fotoğrafınızı çekip bize gönderiniz Twitter ve WhatsApp üzerinden. Ödev veriyorum. Çalışmalara şimdiden başlasınlar. Çalışan belli olacak mı görelim. Hocam okullar açılıyor falan filan gibi şeyler. Yok, tabii ki üniversiteler açık zaten galiba mı? Ne üniversitelerin bilmiyorum, durumu? Bilmiyorum, ben hiç ilgilenmiyorum ben böyle şeylerle. Ben ilkokulları üniversiteler seviyorum. Üniversiteler kapansın.